Dur ben masaj yapayım. Ya. Doğru söyle. Evet. Beni seviyor musun? Doğru söyle, bana bak. Evet. Gözlerim içine bakarak söyle. Evet. Tamam. Ben şimdi bakacağım. Dur ben masaj yapayım. Doğru söyle. Evet. Beni seviyor musun? Doğru söyle, bana bak. Evet. Gözlerim içine bakarak söyle. Evet. Tamam. Ankara Kızılcahamamlı Mehmet Dede'de başlıyor kırık dökük, ibret dolu 80 yıla sığan yaşantısını tüm samimiyetiyle anlatmaya. Pişmanlıkları sözlerine bir bir yansıyor ama ne çare. Olan olmuş, yiten gitmiş. Efendim benim çocukluğumda insanların pek hayali yoktu. Sadece hayatı kazanma şeyi oluyordu. Çünkü uzun sene evvel bir taraftan bir şey ekmek kazanılsın da İşte ne şekilde olursa olsun, ticaret yok, memuriyet zor, okul yok. Hani bir şekilde bir hayatını kazansın da ne olursa olsun gibi bir şey olurdu. Bunlar da insanın kendi düşüncesiyle de pek olmuyor hayaller. Hayalim belki var ama o hayale insanlar kendisi de ulaşamıyor. Ailelere bağlıydı herkes. Ana babaya bağlıydı. Onların dediği olsun istenirdi. Onlar da belki öyle arzu ederlerdi. Görücü usulüyle ve acil evlenmiştim. Aşağı yukarı 40 yıl evli kaldım. Hiçbir baba başkasının kendisinden üstün olmasını istemez. Ama oğlunun kendisinden üstün olmasını ister. Bunun için de oğlunun, oğullarının diyeyim, hatasını görmez. İşte o çocukları mahvediyor. Ders gibi sözler dökülüyor dudaklarından mikrofonlarımıza. Başka analar ve babalar ibret alsın diye. Hatalarını görmememiz çocukları mahvediyor. Tabii bazı şeyler yaşamak lazım. Ben yaşayamadım. Şimdi herkese hep ben şunu söylerim. Aman çocuğunuzu okutun. Canım okumuyor. Okumuyorsa sanat. Bırakma. Canım halimiz iyi, vaktimiz iyi. Mesela ben de ticaretle uğraştım bir müddet memuriyetten sonra. Para da kazandık. Uğraşanlar kazanır. Çalışan parayı kazanır. Bilemedim yani yapamadım. Bir oğlum şey oldu. Alkole düşmüş. Alkolik oldu. Sonradan anlıyorum. O zaman da önüne geçemedim. Mesela çok bazı şeyleri, şu duvarı gücümle yıkabileceğim kadar bir gücüm hissettim ama oğlumu kurtaramadım. O birisi de daha başka bir şey oldu. Bu niye böyle oldu? Benden oldu. Ben yeterince dikkat edemedim. Yapamadık, uğraşamadık, eğitemedik daha Türkçesi.
Eğitemedik. Eğitme nasıl? Tabii buna iyice inanıyorum ben. Dini eğitim verebilmek de çok önemli. Çok önemli. Ana baba hakkı ne olur? Aile hakkı ne? Eskiden ecdadımız nasıl yaşamış? Kul hakkı ne? Bunları yapamadık. Sadece çok kazanalım. Oğlum da kazansın. Efendim öyle olacak zannettik hayatı. Müreffeh bir hayat öyle olur zannettik. Ama onlar çok çabuk bitiyor. Çok paralar ben de kazandım. Ben de kazandım. Fakat öyle hemen bakıyorsunuz ki bitmiş. Bazısı derdi. İşte herkes de vardır bu. Gider sorarsınız adama anlatsa. Şöyle kazandım, böyle kazandım, şöyle kaybettim, tekrar toparladım, şöyle oldum. Neticede bir şey olmaz. Hiçbir şey değildir. Herkes bir tarafa savrulmuştur çok şeylerde. Hani bazı tabii savrulmayanlar da var ama bunlar az. Bunlar da kıble ile seyrederim. Böyle bakarım. Bana da çocuklarım bir şeyi yapmadı, yapamazdı da zaten. Hani şu anlattığım şey içerisinde alkolik bir insan babasına ne yapabilir? Ben evvela işte arkadaşlarıyla içiyor falan zannederdim böyle. Bazısı da derdi. Sizin Ergün içiyor ama çok içiyor. İşiniz de aksamıyor değil mi falan derlerdi. Şaşırırdım. Niye işimiz aksasın ki? Bu çok içme falan önemsemezdim. Ama bilmediğim şeyler varmış tabii sonradan. Bir baktık ki adamın karyolasının altında kasayla içki eksik de olmuyor. Ondan sonra da önüne geçemiyorsunuz zaten. Geçemez de insan. Aç bir insanı yiyecekten men etmek mümkün değildir. İlla bir taraftan kıracak, bozacak, yıkacak, bulacak yiyecektir. O da öyle oluyor diye düşünüyorum. O da tabii bunlarla, ben bununla uğraşırken o da tabii böyle uğraşıyor ama arkadaşlarıyla falan dolaşıyor, geziyor. Ben bakmadım da kiminle gezer, ne yapar bu, hiç şey yapmadım. Tamamen işime odaklanmıştım. Tamamen kazanç ve iş diye bir görüş hakimdi bende. Çok ben şu işimiz ileri giderse, çok kazanırsak, işimiz tam olursa, daha da şey dersek, güçlenirsek... Bu iyi bir iş adamı olur, iyi kazancı olur, böyle bir refah yaşarız, iyi oluruz diye düşündük. Ama maalesef binanın altı oyuluyormuş, ben farkında değilim. Gürp diye düştük, hepimiz düştük. Zaten bazı şeylerle şey yapmıştık, o da bir kısım şeyle, sermayeyle şöyle yapayım filan gibisine vermiştim para tabii, veriyordum tabii. Ama ondan filan olmuyor. Parayla filan hiç olmuyor. Çocuğuna babalar, aileler, küçükken analar çok iyi dikkat etmesi lazım. Eğer iyi bir oğlum diyor, olsun diyorsa. İyi bir kızım olsun diyorsa. Şimdi şu uyuşturucu gibi, efendim alkolik gibi, alkolizm gibi meselelerde çocuklara hiç kabahat bulmuyor. Görmüyorum da ama anlatıyorlar. İşte şöyle böyle işte filan yerde şöyle var böyle var. O çocukların tamamen şeyindedir bu. Başıboşluğunda. İlgisizlik ve alakasızlıktan. Üzerinde durulmuyor. Öğretmen ne kadar durur ki bir çocuğu, ne kadar gözetler ki? Ben gördüm. Kendim bir müddet de Kur'an kursunda Fahri görevliydim Kızılcahamam'da. Orada bazı talebelerin şeyini de gözlemledim. Durumunu. Ve başka okullardaki talebelerin durumlarına da bakıyordum. Ve çok talebe, lise çağındaki talebelerin şeyinde, bilmiyorum hala öyle mi şeylerde, şehirlerde işler şimdi. Öyle bir şeyle alakam yok, gözetleyemiyorum, bakamıyorum. Ama bu hele de uyuşturucu ve alkol işi mahvediyor. Küçükken çocuğu ilkokul 5. sınıftayken filan şöyle güzelce ne tutamazsa insanlar. Tutmak da yakasından tutmak, efendim tokatlamak filan değil. Bunun kötülüklerini anlatmak, kötülüklerini göstermek suretiyle bunları yaptırmamak çok önemli. Çocukların bazısı var buna yaklaşmıyor ama yüzde kaç? Yüzde kaç? Çok babasının alkolik bir insanın
çocuğunun sigara içki içmediğini gördüm. İyi bir aile olduğumuzu söylemem imkan yok. Olmadı o. Olmadığı için de zaten savrulup gidiyor aileler. Çocuklar da öyle savrulup gidiyor. Bilhassa baba zaten o aile dağıldıktan sonra çocuklara hakim olmasına imkan yok. Hiç imkan yok. Çocuk daima anayı takip eder. Baba ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar ne yaparsa yapsın illa anasını takip eder. O da parçalanmıştır. Herkes bir taraftadır. Kimi nerede bulacak, ne olacak? Zaman da su